Herkese merhabalar. Balıkesir'de düzenlenmekte olan Kayısısa Satranç Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Genç oyuncularımızdan Yağız Kağan Erdoğmuş da oynuyor bu turnuvayı ve turnuvada kaç puanda? 5 turda 2 puana sahip 2462 performans gösteriyor. 2475 Elo'ya sahip şu anda son turnuvalarda rating kazanmış durumda. Öte yandan Vahap Şanalsa şu ana kadar çok güzel bir performans gösterdi. 2683 performansı ve şimdi son turdaki oyununa bakalım. Beyazlarla oynuyor Büyük Usta. ve karşı Karakan savunmasına benim de öğrencilerime önerdiğim Fischer'in zamanında oynadığı E alır D5 varyantı. C5'ten sonra fil D3. Fikir burada siyahların fil F5 çıkmasını engellemek. Çünkü biliyorsunuzdur muhakkak Karakan savunmasının temel fikirlerinden birisi file zincirinin dışına çıktıktan sonra piyonu bırakmak ki Fransız savunmasında olduğu gibi içeride kalmasın. Ama bu kırışmadan sonra fil D3 hamlesi F5'i kontrol etti. Vezir de G4 tutuyor. At C6 at alır D4 istiyor ve at B4 gibi fikirler var. At F3 oynarsak fil G4 de bizi açmaza alır ki istemediğimiz bir şey. O yüzden piyon sürüşüyle vakit kaybediyor. Beyazlar ki gerekli. Vezir C7 hamlesinin amacı fil F4'ü engellemek. Ve alsa plana sadık kalıyor. A3 ile olası fil G4'ü atı çıktıktan sonra F3'den veya E2'den atı çıktıktan sonra olası fil G4'ü engelliyor. G6 yapınca da şimdi at E2 gelmiş. G6'nın fikri sadece fil g oynamak değil aynı zamanda gördüğünüz gibi fili F5'ten çıkabilmek. Ama ne pahasına? Şah kanadının dağılması pahasına. Fil zincirin içinde kalmasın diye çıkıyor ve şimdi burada duble piyon oluştu. Ama şunu vurgulayalım. Bu iki piyon e4 karesinde çok kuvvetli biçimde kontrol ediyor. Fil f4 elbette iyi bir hamle tempoyla filin çıkılması. Vezir d7 sonrasında gelişim at d2. E6'ya at f3. At ve fil önemli e5 karesine bakmakta. Fil d6 yapınca şimdi atı e5'e oturmuş. Ve siyahlar filinden vazgeçiyor burada. Şüpheli mi? Hayır değil. Bilgisayara göre bu şekilde oynanması lazım. Ama sonraki oyunda oldukça karışık. Neden karışık? Fil alır E5, D alır E5'ten sonra siyahların siyah kareleri zayıf kalabilir. Ama öte yandan bu E5 piyonuna bağlı fil de etkisiz kalabilir. Sonuçta iki tarafta haklı olduğunu düşünüyor. Bakalım oyun nasıl gelişecek? At G7 sonrasında Şimdi fikir at G6 ile hem fili hem de piyonu 2 ile istemek. Vahapşanal isabetli şekilde fil G5 yapıyor. E5'teki piyonu alırsa elbette fil F6 ile çifte tehdit var. Rakip kale G8 ile fili isteyince ki arkada piyon da var. Şimdi F4 etkili ve burada siyahlar hatalı oynuyor. Belki de oyunun kaderini etkileyen, belirleyen bir hamle. Kale D8 şüpheli. Elbette herkes görüyor ki bu at açmazda kaldı gönüllü olarak siyahlar kalesini buraya getirince. Fakat siyahların d 4le konumu açma fikri var bunun peşinde koşuyor. Bilgisayarın yorumu burada h6 sürmesi, fille piyonu alınca g2 alması. Ama o zaman da açta bir geçer piyon olacak yine mücadele keskin. Oyuna bakalım. Kale d8 oynayınca rakip Wapşanal rokunu atmış. Siyahlar d4 yaptığında tam da arzu ettiği, planladığı gibi şimdi Vahap Şanal en önemli kozunu sahaya sürüyor. O da ne biliyor musunuz? Satranca büyük zenginlik veren at. At g3. Şu kareyi görüyor musunuz? Ataş 5 fikri var. Eğer siyahlar d alır c3 yaparsa ataş 5 var. Aman şahın durumu kötü. Çatal yiyeceğim, aile çatalı yiyeceğim. Şu vezirleri değişeyim ders hamleye bakın güzelliği. At F6 şah, şah kuşatıldı. Ara şah diyoruz, ara hamle. Şah F8 oynayınca durun hemen kale, kaleyle vezir almayacağım. Bir ara hamle daha, ara şah daha patlatıyorum. Kale G7 yaptıktan sonra kale D1. Gidip de kaleyi alırsa şu zavallılığa bakar mısınız? Taş kıpırdamıyor. Ne kale ne şah kıpırdamaz da at bir yere gitse kale D8'de mat var ki durum durum çok kötü. Bu arada tabi şunu merak ediyorsunuzdur. C alır B2'ye bir şey oluyor mu? Yok yok olmuyor. Orada kale B1 ile piyon kontrol altında. Ve isterseniz canınız isterse şuradan net kaleyi de alabilirsiniz. Sonuçta bu varyant hoş atın gücünü gösteren siyah kalenin zayıflığını vurgulayan bir hamle. Ve Vahap Şanal hemen yapıyor. Kale alır G5. Neden patlattığını anlayabiliyorsunuz herhalde. Burada Liches'in motoru da kale alır G5'e soru veriyor. Ama biraz ilerletince kale G6 öneriliyor. Bunun da pek Ataş 5'ten sonra pek iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hatayı çok daha önce de aramak lazım. G5 oyna kale alır G5. Pratik olarak iyi bir şans. Kendi mecbur hissediyor. Bakın burada 22 dakika düşünmüş kale alır G5 için. F alır g5'ten sonra D alır C3. Niye kaliteyi feda diyor? E5 piyonu gidecek tabii ki. Hem o tehlikeleri ortadan kaldırdı hem de piyon fazla bir oyun sonuna girme niyetinde ama Vahap Şanal ben diyor ki bu karenin ekmeğini yiyeceğim arkadaş. Atımı kullanacağım. At D5 gelince F6 karesini tutmak için kale F3 bu açılışal çok rahat, çok profesyonel. Burada hiç acele etmiyor vezirle veziri almak için veya veziri kaçayım gibi bir dert içerisinde de değil. Yani değişirse oynarız oyun sonunu diyor. Kalite öndeyim. Değişmezse onu da oynarız diyor. Onun şahı kötü. Siyahı zorda bırakıyor. Siyahlar o da iki arada bir derede kalmış. Şah F8 oynamış. Bakın ne kadar rahat. Kalede bir geliyor, gelişiyor. Alırsan al arkadaş diyor. Yani bunu aldın diyelim, aldın. Efendim bundan sonra diyelim ki kaleye geldin zayıf piyona yüklenmek için. Örneğin bilemiyorum ama ya yani bilgisayarın önerisi burada G4 patlatabilir. Yine burada F hattından ekmek var yani F G4'ten sonra H G4 kale F1 ile F7 piyonuna baskı olacak. Oyuna devam edelim. Şimdi burada kale C8 vezir D2'den sonra Oyunda at A5 gelmiş siyahlar. Kale E1. Şimdi veziri istiyor. At C4. O da karşı saldırı yapıyor. Değişecek. Alırsa alacak. Ama vezir feyik kaçıyor. Vezir C7'den sonra sinsi bir hamle. Şaş 1 Fikir vezir D4 ile siyah kalelerden mata oluşturmak ki hemen vezir D4 gelirse vezir B6 ile vezirleri kesme durum vardı. Şaş 1den sonra at E5. Kaleyi kaçmış. C3'ten piyon aldı ama işte o at Yine bu kritik F6 karesine girdi. Onu barındırmamalıyım diyor. Çünkü olay mata gidecek orada bir at varken. At E4 ile değişime gidiyor piyon verme pahasına. Ama hala tehditler var. Siyah kayalardaki esinti devam ediyor gördüğünüz gibi. Siyahlar Şah G8 yapmış. Şah G8'e e bir de burada piyon var onu süpürüyor. Bu abşanal tarz olarak mataryali... Materyali gördün mü alıyor fişer gibi. Eğer böyle bir çürütme yöntemi yoksa direkt alırım üzerine yatarım şeklinde düşünüyor haklı olarak. Kaleleri değişmek istemiş. Geri dönüyor. Vezir C2, kale F1. Siyahlar merkezleşti. Dolayısıyla beyazlar da bunu engelliyor. Ama siyahların en büyük sorunu hala devam ediyor. O da şahının kötü durumda olması. Rakibin 58 saniyesi var. Vahapşanlar vakit açısından rahat 15 dakikası var. 40. hamleden sonra süre de eklendi. Kalite önde. Kalite önde Vahap Şanal. Ve artık siyahların piyonu falan da kalmadı. Buraları hızlı gösteriyorum. Çok enteresan bir şey yok. Vahap Şanal'ın doğru oyunu var. Değişimden sonra kaleyi gelmiş. E piyonu istemiş. Bunu almış derken kale A5'ten sonra ben niye oynuyorum ki bunu demiş. Beyazlar çok rahat bir şekilde kazanacak gelecek şahıyla bu piyonları süpürecek. Kale zaten çok etkili. Dolayısıyla Büyük Usta Tiliç'i burada terk etmiş. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esir yemezseniz sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.